Merhaba arkadaşlar, React derslerine devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar, bu dersimiz bir bonus ders gibi bir şey olacak. Çünkü aslında bu dersimizde pek bir React konuları üzerine konuşmayacağız. Konuşacağımız konu şu. Şimdi biz ne yapıyorduk? Artık bir fake API üzerinden verilerimizi alıyorduk. Aynı zamanda verilerimizi silebiliyorduk, değil mi şimdilik? Şimdilik yalnızca verilerimizi alma, yani get ve delete verilerimizi silme işlemleri yapabiliyoruz. Şimdi biz bu işlemleri fake API üzerinden yaparken bu dersimizde arkadaşlar gerçek bir API üzerinden ilerleme örneği vereceğim size. Yani buradaki get ve delete işlemlerimizi şurada görmüş olduğunuz movies.json dosyasından değil de şurada gerçek bir movie database API'ından biz bu işlemleri yapacağız. Şimdi öncelikli olarak biz sonradan dersimizde yine fake API üzerinden devam edeceğimiz için, çünkü filmleri ekleme, filmleri silme ya da filmleri editleme işlevini biz farklı bir API üzerinden, en azından TMDB API üzerinden var olan filmleri editleme işlemi yapamıyoruz örneğin. Ya da yeni bir film ekleyemiyoruz direkt API üzerinden, ya listeye ekleyebiliriz ama kendimiz yeni bir film oluşturamıyoruz. O nedenle o işlemleri biz yine fake API üzerinden yapacağız. Yani fake API kullanımına tekrar geri döneceğiz. O nedenle normalde bunu GitHub'dan yapabiliriz ama GitHub bilmeyen arkadaşlar, bu dersin başında şu MyMovies klasörüne Ctrl-C diyorum ve Ctrl-V diyorum arkadaşlar. Yani olduğu yerde buradaki MyMovies klasörümü kopyasını alıyorum. Çünkü sonradan ne dedik? Tekrar biz fake API kullanımına döneceğiz. Şimdi orada kopyalama işlemi devam ederken arkadaşlar, şimdi API kullanımının çok çok farklı kendine has özellikleri var. İşte bearer, API, JWT, token, birçok konu var arkadaşlar. Ben burada gerçek bir REST API kullanımı mümkün olduğu kadar en basit şekliyle anlatacağım. O şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi öncelikli olarak arkadaşım TMDB themoviedb.org'a gelip buraya üye olmanız gerekiyor. Birinci yapacağınız şey bu. Üye olduktan sonra şurada Settings'e geliyorsunuz arkadaşlar. Settings'te API'ye geldiğinizde şurada benim bana verilen API'lar var. Siz buraya geldiğinizde ilk üye olduğunuzda burada Request API şeklinde bir sayfa görmeniz lazım ya da ona benzer bir şey. Şimdi şurada click here mi yapıyorduk? Hayır, burada arkadaşlar sanırım bu sayfanın yerine Request API, yani API isteği olan bir form dolduracaksınız. Sonra işte mailinizi onaylamak gibi klasik işlemlerden sonra şurada API'yi size verilecek. Şimdi ben açık açık arkadaşlar burada API'yi sizinle paylaşıyorum yani. Hani bir iki defa kullansanız olur da API'yi de, benim API'yi de patlatmayın. Dediğim gibi kendi API'nizi kullanın. Buradan API'yi aldık. Buradan API'yi aldıktan sonra şimdi şurada dikkat ederseniz documentation alanı var. Hemen geliyoruz bu alana. developers.themoviedb.org sayfasını açıyor. Burada arkadaşlar her API'nin kendine has dokümanları falan vardır. Mesela burada sol tarafta. Tabii bunun size karışık gelmesi çok normal. İşte movies tabına bastıktan sonra zor söyledim. Burada işte hangi bilgilere ulaşacağımızı, bir filmin detayına nasıl ulaşırız, burada genre detaylarına nasıl ulaşırız ya da şurada search'te movie search'ünü nasıl, buradaki search API'yi nasıl kullanırız şeklinde örnekler var. Şimdi ben movies'e geliyorum ve mesela şöyle bir şey. Get popular diyelim.
Bu size şimdi yabancı geliyor ama ben incelediğim için bu get popüler arkadaşlar. Burada TMDB database şuraya tekrar açalım. TMDB web sayfasındaki şuradaki popüler movie'leri, popüler filmleri bize veriyor. Nasıl veriyor? Hemen bakalım. Şimdi gelelim şuradan. Şimdi dikkat ederseniz get popüler dedim. Burada şurada try it out var. Burada size nasıl bir request yapacağınızı söylüyor. Bakın request örneğini burada vermiş. Burada sizin girmeniz gereken ne var burada? API key'iniz var dikkat ederseniz. Biz API key'imizi biliyoruz artık. Şuradaki settings'ten API key'imizi kullanacağız. Demek ki bu request'i yapabiliriz. Bakın get request yapacağız. Tabii önce bunu deneme amaçlı Postman üzerinden yapalım. Postman'i nasıl açacağız burada? Chrome Apps şeklinde şöyle Chrome 2.\\ Apps'i yazdığımızda şurada Postman'i yüklemiştik geçen derslerde. Postman açılsın. Şimdi şurayı bir temizleyelim. Kafamızı karıştırmasın. Benim daha önce deneme amaçlı yaptığım request'ler var orada. Geliyorum. Burada hemen şu request'i olduğu gibi kopyalıyorum. Ctrl C dedik. Ctrl V şeklinde yapıştırdık. Şurada paramsa geldiğinizde dikkat ederseniz IP key'de ne yazıyor? Boş bir değer var şimdilik. Ne yapacağız buraya? Buraya kendi IP key'imizi yapacağız. Bakın. Geliyorum şurada. Şurada bana verilen IP key neydi? Onu kopyaladım. Ctrl C ile. Geldim Postman'a. Ctrl V şeklinde. Şurayı Ctrl V yapmama izin vermedi. Sildim. Ctrl V diyorum. Şuradan tekrar adresimizi gördüğümüzde şu aşağıya değil de şu şekilde alalım. Heh. Bakın adresi gördüğümüzde ne yapıyor? IP key parametresi olarak artık benim şuraya yapıştırdığım IP key'yi aldı. Request olarak get request kullanacağız. Neden? Çünkü bize burada popüler filmleri almak için yapmamız gereken request'i belirtiyor. Get diyor şurada. Get request yapacağız. Send dediğimiz zaman bakın aşağıda ne yapıyor? Dikkat ederseniz bize filmlerinle ilgili bilgileri veriyor. Şurada görmüş olduğunuz gibi filmlerle ilgili bilgileri aldı. Şimdi popüler filmleri biz nasıl göstereceğiz? Şimdi ne yapıyorduk? Şu API'yi biz yapıyorduk değil mi? Hemen Ctrl C ile aldık. Ctrl C diyorum burada. Şuradan öncelikle şimdi şuradaki tüm yorumla bir silelim ya artık kafamızı karıştırmasın. Geliyorum. Şunu da sildik. Şu üstteki fetch'i de sildik. Axios'la. Şimdi ne yapacağız? Get request'ini artık şuradaki adresten değil de şu verdiğim adresten yapacağız. Tamam mı? Bu adresten yapacağız. Bu adres bize ne dönecekmiş bakalım. Hatta şimdilik şuradaki set state'i de yorum satırına alıyorum. Şuradaki console log response diyorum ki acaba bize response olarak ne dönüyormuş bir bakalım. Kaydediyorum. Geldim burada. Şimdi refresh edelim tabii ki. Çünkü yeni bir şey üzerinden gelecek. Burası çatladı. Neden çatladı? Şu JSON server'ımızın artık çalışmasına gerek yok. Şimdilik oraya Ctrl C diyorum. Durduruyorum JSON server'ı. Şimdi ilk açtığımız zaman ne diyorum buraya? npm start dedim. npm start dediğimiz zaman server'ımız başlasın. Server'ımız çalışıyor.
Bakın bu kez bizim JSON Server'ı çalıştırmaya hiç gerek duymadık. Neden gerek duymadık? Çünkü şuradaki içerikleri biz artık nereden alacağız? Uzak bir gerçek bir API'dan alacağız. Tamam mı? Şimdi geldiğimiz zaman halen bir şey yok. Çünkü set state yapmıyoruz. Bakalım console log'da bize ne dönmüş? Inspect diyorum. Konsola döndüğüm zaman işte beklediğim. Bize ne dönüyor? Bize objenin içerisinde aynen şurada olduğu gibi data bilgisini dönüyor bakın. Data dönüyor ancak datanın içerisinde results var bu kez. Farklı bir yani data var. Datanın içerisindeki results'a bizim ne yapmamız lazım? Ulaşmamız lazım. Şimdi geliyorum. Bakın şu şekilde console log diyorum. Console log response data diyeyim şimdilik. Daha iyi görün. Data dedim. Biz ne yapıyoruz? Data'ya ulaşıyoruz. Ancak şuradaki array objelerden oluşan array'e ulaşmak için ne yapmamız lazım? Results yazmamız lazım. Yani gelip şurada da arkadaşım data nokta results dedikten sonra kaydediyorum. Bakın artık burada ilgili objelere ulaştık. Sonra da geliyorum console log şuradaki set state'i artık ne üzerinden yapacağız? Response nokta data nokta results üzerinden yapacağız. Geldim. Şunu şuraya da response data değil results da lazım bize. Results'ı yapamadık bir türlü. Ctrl C Ctrl V şeklinde yapıştırdım. Kaydediyorum. Herhangi bir hata yok ama burada çatlama var. Burada ne diyormuş? Burada diyor ki arkadaşım cannot read property to lowercase of undefined diyormuş. Burada bir şeyler undefined. Şimdi undefined olan şey şu. Şimdi biz önceden şurada ne üzerinden araştırmamızı yapıyorduk? Ya da burada verilerimizi ne üzerinden oluşuyorduk Movilist'te? İşte ID, name, overview, rating gibi parametreler üzerinden oluşuyorduk değil mi? Çünkü onlar bizim movies.json dosyamızda vardı. Ancak buradaki uzak API'da şuraya gelirsek bakın datanın içerisine gelirsek burada hani name diye bir şey yok. Name yok mesela. Name yerine ne var? Title var. O değişkenleri değiştirmemiz gerekiyor. Yani burada geliyorum burada şuradaki name olmayacak mesela. Ne olacak? Title olacak. Kaydediyoruz bunu. Bakın title dedikten sonra geldi. Ancak belli bilgilere daha ulaşamıyor. Görsellere ulaşamıyor mesela. Şuradaki ratinglere ulaşamıyor. Neden mesela title yazdık? Artık sample movie şeklinde geliyor. Ancak ben gelip burada şurada arkadaşım movie name ya. Bakın burası da movie name değil. Ne olacak? Title olacak. Düzenledim. Bakın artık title'lar geldi buraya. Sonracığıma ne var başka? Şurada hemen bakalım. Title'lar geldi. Mesela whatever çıkmış. Rating değil whatever çıkmış diğer özellik. Sonra geliyorum mesela şuradaki rating değil. Buraya whatever yazdığımızda kaydediyoruz. Bakın şuradaki neyler de geldi? Ratingler de geldi artık. Tamam. Bakın şurada movie.overview şeklinde text var. Onu değiştirmemize gerek yok. Neden? Çünkü buraya da baktığımız zaman şurada ilgili textlerin property ismi overview şeklinde. O şekilde ne yapmış? O bilgiyi gelmiş. Mesela şunun örneğini verip atıyorum biz overview değil de şuradaki popularity'ye ulaşmak isteseydik ne yapacaktı? Ctrl C diyorum. Bakın popularity'yi şurada hemen popularity yazdığımız zaman kaydedelim. Bakın görmüş olduğunuz gibi popularity değerine ulaşıyoruz uzak API'deki. Ancak biz ne istiyoruz? Biz overview'e ulaşmak istiyoruz. Sonracığıma
ne varmış burada? Bizim şuradaki bir de görsellerimiz var, tamam mı? Acaba o görsellere nasıl ulaşacağız? Şimdi görsellerimiz şöyle bir poster pet şeklinde duruyor. Şöyle bir görsel var. Şu var. Acaba hangisi bizim açımızdan önemli? Bakalım. Onu şu şekilde buluyorum arkadaşlar. Ben bakın geldim. Şurada sayfamızı açalım. Şuraya bir Open Image in New Tab diyorum bakın. Open Image in New Tab diyorum. Bakın şurada dikkat ederseniz ne var? Şurada bir adres var. Bu muhtemelen şey olmak zorunda. Baktığımız zaman şuradaki muhtemelen ya backdrop pad ya da şuradaki poster pad. Poster pad'tir muhtemelen. Ancak onun öncesinde ne varmış? Onun öncesinde işte şurada bir face'e kadar şu bilgiyi alıyorum bakın. Ctrl C ile aldım. Ctrl C ile aldım. Şuradaki movie image src var ya arkadaşım. Oraya bakın geliyorum. Önce bir backtick oluşturdum. Sonra içerisindeki değeri sildim. Yapıştırdım buradaki adresimizi. Buraya da ne yapacağım? Şöyle soru işareti süslü parantez içerisine movie nokta neydi oradaki? Şuradaki poster pad'i deneyelim bir. Ctrl C ile poster pad'i koyduk. Poster pad'i yerleştirdik buraya. Kaydediyoruz bakalım. Bakın görmüş olduğunuz gibi artık görselleri aldık. Bir de dikkat ederseniz popülaritede varsayılan olarak 20 tane ne yapıyoruz burada? 20 tane değer alıyoruz değil mi? Şimdi baktığımız zaman 3, 6, 9, evet 12, ne yapıyor? 15, 18, saydım yani hırs yapıp 20 tane ne yapmış olduk? 20 tane film bilgisini almış olduk. Şimdi bunu görselleri aldık. Artık dikkat ederseniz ne oldu? Biz burada gerçek bir API üzerinden şuraya gelelim. Nerede pardon? App.js'te gerçek bir API üzerinden artık Axios kütüphanesini kullanarak ne yapmış olduk? Bir get request yapmış olduk. Ancak burada dikkat ederseniz API key ne durumda? API key açık olarak biz ne yapıyoruz? Paylaşıyoruz. Bakın ben de sizinle API key'i açık olarak paylaşıyorum. Ancak biz burada gerçek durumda ne yapmak isteriz? Gerçek durumda arkadaşım buradaki API key'in bu şekilde görünmesini istemeyiz. O nedenle bu API key'i çevre değişkeni olarak tanımlayalım. Bunun için ne yapıyorum? Bunun için öncelikle şurayı bir Ctrl C ile durdurayım. .env paketine ihtiyacımız var. Şöyle yine MPA'de .env paketini açarsak burada görmüş olduğunuz gibi bir kere bizi tanımlıyor. Ne diyor arkadaşım? İşte env paketi env dosyası içerisindeki değişkenleri process env'in içerisinde kullanabilmemiz için gerekli olan neymiş bu? Gerekli olan paket. Hemen ne yapıyoruz? Şuradaki .env paketini indirelim. Ctrl V dedik. Paketimiz inerken burada ne yapmamız gerekiyor? Bakalım şurada. Şu şekilde indirebilirsiniz diyor. Şöyle require edebilirsiniz diyor. Bakın şurada şu örneği vermiş. İşte veri tabanınızın kullanıcı adı neyse artık burada hangi değişkeni kullanacaksınız. Bunları env dosyasının içerisinde şu şekilde oluşturup daha sonra burada kullanırken şu şekilde kapalı bir şekilde çağırabilirsiniz diyor. Biz de benzer bir şey yapacağız. Yalnız ben env değil de env lokal şeklinde yapacağım. Lokalde kullanacağım için bunu. Geldik tamam bitmişiz şurada. Hemen geliyorum bakın src'nin dışarısında direkt ana klasörümüzün içerisinde nokta env nokta lokal şeklinde dosyamı oluşturdum. Ve bu dosyanın içerisine
ne yazıyorum? Bu dosyanın içerisinde işte API key yazıyorum, tamam mı? API key yazacağım ama neyse, API key'imizi yazalım. Sonra da gelip buraya şuradan aldığımız API key'imizi yapıştıralım. Ctrl C diyorum. Sonra da Ctrl V diyorum, tamam mı? Burada herhangi bir problemimiz yok. Birazdan bir hata alacağız. O hatayı da her zaman alabiliriz. O nedenle o hatayı bilerek yapacağım. Geldik, API key'imiz burada. Sonra tekrar çalıştıralım. npm start şeklinde. Geliyorum. Öncelikle şuradaki uygulamam tekrar çalışsın. Tamam, uygulamam geldi. Şurada diyorum ki arkadaşım, ne yapacaktık burada? Require edecektik değil mi? Hemen kopyalayalım dokümantasyondan. Şunu alıyorum. Ctrl-C şeklinde aldım. Ctrl-V şeklinde yapıştırdık buraya. Sonra da ne diyor bakın? Process ENV içerisinde görebilirsiniz diyor. Geliyorum şurada şöyle bir console.log diyorum. Console.log ve ENV local'in içerisinde şu API key'imizi bir console.log ettirelim. Ancak bu şekilde console.log ettiremiyorduk. Ne kullanmamız gerekiyordu? Şuradaki process ENV kullanmamız gerekiyordu. Hemen process ENV şeklinde kaydediyorum. Console'da buradaki API key'i görebilecek miyim? Geldim uygulamamda. Inspect dedim. Console'umu açtım. Şu array aşağıdan gelendi. Şurada dikkat ederseniz undefined olarak görünüyor. Bunun undefined olarak görünmesinin arkadaşlar sebebi şu. Ben buraya ENV local içerisinde bunu oluştururken React alt çizgi app alt çizgi şeklinde başına bunu koymam gerekiyor. Ctrl C diyorum, bakın kaydediyorum. Geldik. Şurada ismi değiştiği için Ctrl V dedik. Kaydettik. Halen undefined olarak gözükecek. Neden? Çünkü server'ımı durdurmam lazım. Yeni bir çevre değişkenini değiştirdiğimde server'ı durdurdum. Sonra tekrar bir çalıştırıyorum. Server'ımızı tekrar çalıştığımız zaman şuradaki yeni ENV değerini, environment yani çevre değişkenini görmemiz lazım. Inspect dediğim zaman console'a geliyorum. Bakın. Console'da artık şurada benim ne yapıyor? Çevre değişkenimi başarılı bir şekilde gösteriyor. Yani biz artık buradaki şuradaki ifadeyi API key'i direkt olarak değil de bunu şöyle kapatıyorum. Şöyle ne yapacağız buraya? Buraya dolar işareti, süslü parantezi açtık, kapattık ve şuradaki process ENV API key'i yazacağız. Ctrl C diyorum. Ctrl V. Burada artık bir JavaScript expression olduğuna göre şurayı şöyle bir açalım. Buraya backtick'i koyalım arkadaşlar. Şöyle backtick işaretlerini koyduk. Ve şuradaki tırnak işaretini siliyorum. Görmüş olduğunuz gibi şurası mavi oldu. Neden? Artık burası bir JavaScript expression, yani JavaScript ifadesi. Geldim. Görmüş olduğunuz gibi halen daha buradaki get request'im başarılı bir şekilde çalışıyor. Buradaki film bilgilerine ulaşabiliyorum ben. Şimdi bu kadar mı peki? Tabii ki bu kadar değil. Ne var bizde? Asıl yapmamız gereken, asıl bizi zorlayacak kısım ne? Buradaki delete movie, yani şuradaki silme işlemini nasıl yapacağız? Şimdi biz buradaki TMDB veri, TMDB org'un doğası gereği kalkıp buradan biz kendimiz filmleri silemeyiz. Buradan delete edemeyiz filmleri herhangi bir şekilde.
Çünkü neden? Çünkü bizim öyle bir baktığımız zaman, bakın şuradaki movies'e geldiğimiz zaman delayed. Ne var delayed olarak? Ancak kendi verdiğimiz ratingi silebiliriz. Biz herhangi bir rating verme işlemi yapmadık. Burada ne var? Herhangi bir şekilde filmleri delayed edemiyoruz. Ancak burada şöyle bir durum var. Öncelikle bu TMDB sayfasını anlatayım. Mesela geldiğiniz zaman arkadaşlar burada siz kendinize ait listeler oluşturabiliyorsunuz. Mesela bakın ben liste oluşturmuşum. 4 tane. Bu listelere film ekleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda API üzerinden film de silebiliyorsunuz. Mesela kalkalım. Şöyle bir film ekleyelim. Mesela şuraya ne olsun ekleyebileceğimiz film. Şöyle Batman filmlerinden bir şey ekleyeyim. Batman Begins'i ekleyelim mesela. Sonra başka ne ekleyelim? Aklıma film gelmedi ya. İyi mi? Lord of the Rings ekleyelim bir. Lord of the... daha gelmiyor. Lord of the Rings diyelim. Şuradaki The Return of the King'i de ekleyelim buraya. Bu şekilde eklendi. Şurada save'e basmamıza gerek var mı? Herhalde yok. Şimdi geldik. Listemize geldiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi artık kendi listemde 6 tane filmim var. Tamam mı? Şimdi yine bu API dokümanını incelediğimde bakın listlere baktığım zaman şurada hem liste detaylarını alabiliyorsunuz hem bu listeye yeni bir film ekleyebiliyorsunuz. Ancak bizim için yapmamız gereken de şuradaki delete list var. Buradaki listeyi silmeyeceğiz de pardon şuradaki remove movie var arkadaşlar. Biz ne yapabiliyoruz? Listemizdeki bir filmi bu şekilde kaldırabiliyormuşuz. Tamam mı? Bakın aslında burada da yaptığımız bir delete işlemi değil. O nedenle post request yapıyoruz. Ne yapıyoruz aslında burada? Buradaki filmi kendi listemizden kaldırıyoruz. Yoksa dediğim gibi TMDB'nin kendi sayfasından kaldıramıyoruz bunu. Umarım anlaşılmıştır. Yani dediğim gibi burada bir anlatmaya çalıştım. Genel bir senaryo. Peki neden biz bunu yapacağız? Çünkü burada arkadaşım biz işte authenticate olmak zorundayız, giriş yapmak zorundayız, işte izin istemek zorundayız gibi prosedürler var. Hani öyle örnek bir prosedürü görmeniz açısından. Şimdi geldiğim zaman bakalım biz ne dedik? Şurada öncelikle şuradaki listle ilgili get request yapalım. Tamam mı? Şimdi hemen geliyorum. Şuradaki try it out diyor. Buraya geldiğimiz zaman bize ne lazımmış? List ID'si ile API key lazımmış. Tamam mı? Bizim list ID'miz ne? Şurada verilen zaten ifade bizim listemize tıkladığımız zaman oluşturduğum listenin ID'si şu. Şimdi geliyorum. Neye bakıyordum? Şurada listemizin detaylarını almak için yapmamız gereken kol. Neyi? Get request yapacağız burada. Ctrl C ile şurayı kopyaladım. Bakın geldim. Postman'a yapıştırdım. Tamam mı? Get request yapacağız. Şimdi burada parametrelere baktığımız zaman authentication diyor. Biz authentic'i olmadık. Şuradaki liste ne yazacağız önce? Bakın. Geliyorum şuradaki 705-65-81'i kopyalıyorum. Ctrl C diyorum. Postman'a şurada dikkat ederseniz list ID'yi soruyor. Şuraya listimizi yazdık. Ctrl V ile API key'i de ne yazacağız? API key'imizi yazacağız değil mi? API key'imizi gerçi şeyden de alabilirdik ama kendi oluşturduğumuz ENV dosyasından da alabilirdik. Bakın geliyorum şuraya da API key'i yazıyorum. Send dediğim zaman bakın şuraya filmler geldi. Hangi filmler bunlar? Bakın.
benim tarafımdan oluşturulmuş, hatta buraya yazmışım Alin Movie List for React Application diye. Yani şuradaki get request'i yapmamız gerekir. Ctrl C diyorum. Ben burada, yani şurada örnek olarak yaptığım popüler filmleri değildi. Kendi listemdeki filmler gelsin buraya. Ctrl V şekilde yapıştırdım. Sonra burada API key yerine ne kullanıyorduk? Şu API key'imizi silelim. Dolar işareti, süslü parantez açtık, süslü parantezi kapattık. Şuradaki environment key'imizi, yani çevre değişkenimizi koyduk. Kaydediyoruz. Uygulamamıza baktığımız zaman ne göreceğiz? Uygulamamıza baktığımız zaman, bakın dikkat ederseniz bu kez aldığımız veriler değişti. Yine bir undefined durumu oldu ama bu kez neye undefined gelmiş? Şimdi ne yapmıştık? Şuradaki console log diyelim, tamam mı? Önce şu response'u bir görelim. Bu response neymiş? Kaydediyorum. Inspect diye konsoldan bakalım. Şuradan hatalardan önce, şimdi artık şunu console log şeklinde yazdırmaya gerek yok. Şunu silelim bir. Ne yazdırıyoruz burada? Bakın konsolda şuradan aldığımız response'u yazdırıyoruz. Bakalım ne varmış orada response'da? Data içerisinde response data. Bakın burada response data items varmış. Biraz önce neydi? Response data results'tı. Ancak bu kez bize verilen array ne? Array'in ismi items. Bakın geliyorum buraya. Results değil de artık sen, şimdi şunu bir yoruma alalım. Pardon, şöyle bir, ya da dursun. Response data ve items kaydedelim. Geldik. Bakın şurada items'ları alıyoruz bu kez. Items'ın içerisinde ne varmış? Görmüş olduğunuz gibi bu kez items'ın içerisinde isim yerinde title varmış mesela. Biz ne yapmıştık biraz önce? Şuradaki movie döndürürken şurada title üzerinden yapmıştık. Tamam. Bu title olarak görünüyor. Ancak response data items burada results'u değil de şurada response data items'ı Ctrl C ve Ctrl V diyorum. Data items'ı göndereceğiz çünkü bu bize set state'de. Kaydettiğimiz zaman bakın görseller geldi. Görseller geldi. Delete butonu geldi. Tanım geldi. Herhangi bir eksik var mı? Yok. Bakın dikkat ederseniz 6 tane içerik gözüküyor. Bunlar ne? Bunlar benim TMDB veri tabanında bulunan arkadaşlar içeriklerim. Ben ne yapacağım şimdi? Delete'den bahsediyoruz değil mi? Şuradaki filmi kaldırmaktan, şurada bir post request yapacağız aslında. Şimdi filmi kaldırmaya geldiğimiz zaman ne diyor burada? Burada işte kaldırmak istediğiniz filmin ID'sini yazacaksınız diyor vesaire vesaire. Şimdi geliyorum hemen, bakın. Önce Postman üzerinden deneyelim bunu, bak. Sonucu görelim burada. Şimdi burada ne yapacağız? Post request yapacağız değil mi? Tamam, şurayı bir temizleyelim ya. Kaydetmesin. Şurayı da bir don't save dedik. Tamam. Yeni bir oluşturduk, taptaze. Ne yapacağız? Post request oluşturacağız. Şuraya neydi bizim listemizin ID'si? 705-65-81. Geliyorum. Şuraya. ...705-65-81 şeklinde yazdım.
remove item diyorum. Remove item da dedik. API key'imizi de yazalım. Geliyorum bu kez şuradan kopyalayalım. API key'imizi aldık. Ctrl C dedik. Bakın şuraya API key'i de yapıştırıyorum. Burada remove item ama nereden bunu remove edecek? Neye göre remove edecek? Hemen bakın geliyorum. Şöyle baktığımızda mesela remove item. Burada dikkat ederseniz request body olarak ne diyor? Media ID diyor, tamam mı? Media ID'sine göre silecekmişiz. Hemen geliyorum şuraya. Remove item soru işareti. İşte media ID diyorum. Eşittir media ID eşittir dedik. Mesela hangi filmimizin bir media ID'sine bakalım burada. Geldik. Şimdi şuraya baktığımız zaman pardon ya. Şuradan bakacağız. Mesela sıfırıncı hangi film bu? Sıfırıncı Star Wars. Yani şu Star Wars filminin media ID'si neymiş? Media ID yok. Bunda media ID bilgisi yok. Hayır, media ID bilgisi yok. ID olarak yazalım. Geliyoruz. Burada diyorum ki ID'si 11. Hemen geldim. Şöyle apostmandaydık ya, pardon ben de şaşırıyorum. Media ID 11 dedik. Ve şuraya da ampersand işareti koyacağım. İkinci parametre ile arasında API key. Post request listemizi yazdık. Media ID olarak yazdık. Şimdi send dediğim zaman bakalım ne oluyor. Ne diyor bize? Arkadaşım authentication failed diyor. Bu beklediğimiz hataydı ve görmenizi istedim. Neden? Çünkü biz buradaki bizim kendi lokaldeki uygulamamızdan uzaktaki REST API'deki bir uygulama üzerinden değişiklik yapmak istiyoruz. Onun için ne vermesi lazım bize? Onun için authentique olmamız gerekiyor. Bakın, authentique olmamız için dediğim gibi buradaki Mu database üzerinden nasıl ilerleyeceğiz? Baktığımız zaman öncelikli olarak bakın, authentication sonunda biz bir token alacağız. Sonra bu token'e otorize yetkisi vereceğiz. Sonra da session ID tamamlayacağız. O session ID ile ne yapacağım arkadaşım ben? O session ID ile bu değişiklikleri yapacağım. Yani dediğim gibi bunun farklı farklı yolları vardı. Ben yani şuradaki curl'e bearer'a girmeyeceğim artık. Öncelikle ne yapıyorum? Öncelikle request token'e gelelim bir. Geldik request token'de. Bizi dokümantasyon açsın. Yani arkadaşlar hani bunların dediğim gibi çoğu konumuz açısından çok gerekli bilgiler değil ama en azından hani bir şeyler nasıl yapılıyormuş, nasıl uzak bir REST API'ye erişiyoruz, gerçek bir REST API'ye erişiyoruz. Yoksa bunlarla ilgili arkadaşlar yani İngilizce kaynaklarda bile ben şu delete'i nasıl yapıldığını görmedim. Get request, klasik get request var ama. Şimdi geldik. Burada diyor ki arkadaşım authentication token isteyeceğiz. Bakın geliyoruz. Ne yapacağız bu? Ne requestmiş? Get requestmiş bakın. Geldim. Postman'e bunu yazdım. Neymiş bu? Get requestmiş değil mi? Şuraya API key'imizi yazalım. Geldik. Şuradaki API key'i tekrardan kopyaladım. Ctrl C dedim. API key'i yapıştırdım buraya. Send diyorum. Bakın bana ne döndü? Token döndü. Şu token'ı aldım. Ctrl C ile kopyaladım. Şimdilik şöyle bir tekste dosyasına yapıştırdım. Sonra bana ne diyor dokümantasyonda? Dokümantasyonda bakın. Şurada kullanıcıya
can izin isteyin. Yani buradaki hesabı olan kişi buna onay vermesi lazım diyor. Bakın geliyorum şurada. Bu kez direkt tarayıcıda yapacağız bunu. Yapıştırdım. Şuraya token'i yazacağım. Ctrl C dedim. Şuraya da Ctrl V diyorum. Enter tuşuna bastığım zaman bakın. Burada themoviedb.org'da kendi hesabım üzerinden diyor ki bak. Şuradaki mymovies diyor. Authentication izni istiyor, tamam mı? Hemen approve diyorum. Tamam. Bu authentication'a ne dedik? İzin verdik. Authentication'a izin verdikten sonra ne yapmamız gerekiyormuş? Sonra da yeni bir session ID oluşturmamız gerekiyormuş bakın. Yeni bir session ID'yi nasıl oluşturacağım? Geldim oraya. Şurada try out'a baktığımız zaman ne diyor burada? Yeni bir session ID new vereceğiz burada. Burada hem token'ı hem de API key'i kullanacağız. Şimdi geliyorum burada bakın. Ctrl C dedim. Bu kez post request yapacağız. Bakın create session'da post request yapacağız. Ctrl C diyorum. Ctrl V olarak yapıştırdım. Request olarak ne olacak bu? Post request yapacağız. Geldik buraya. Şu token şimdilik dursun. API key'imi kopyalayacaktım. API key'i kopyalayacağım. Şuraya yapıştıracağım. Ancak burada bir de ne isteyeceğim ben? Request token'ı kullanacağım. Geliyorum. Burada request token diyorum. Sor eşittir. Şuradan aldım. Hatta şurayı da kopyalamıştım. Request token'ı geldim. Yapıştırdım buraya. İki parametre arasında ampersand koyacağım. Hatta şurada paramsa baktığımız zaman bakın request token ve API key parametreleri ayrı ayrı. Request olarak post request. Neden? Çünkü dokümantasyonda bana session oluşturmak için post request'i söylüyor. Geldim şuraya. Send diyorum. Bakın bana ne verdi? Session ID'yi verdi. Geldim şuraya da Ctrl C diyorum. Bu kez session ID'yi çevre değişkenime yazacağım. Hemen React app alt çizgi session ID diyorum ve session ID'mi yapıştırıyorum buraya. Ctrl C dedik. Session ID'mizi aldık. Ya hocam niye bu kadar uğraştık derseniz. Çünkü bizim şuradaki listemizdeki filmi kaldırmak için session ID'ye ihtiyacımız vardı. Şimdi geldik buraya. Şuradaki request'imizi yapmaya bakın. Hemen geliyorum. Buradan Ctrl C dedik. Ctrl V şeklinde yapıştırdık. Yine filmi kaldırmak için bakın post request kullanacağız. Tamam, post request kullandık. Geliyorum şuradaki API key'imizi Ctrl C ile aldım. Vay be 43'te ilk olmuş. Bir saate yaparız biz. Ctrl V ile API key'imi yazdım. Buraya aynı zamanda session ID'mizi de eklememiz gerekiyordu. Bakın şuraya geliyorum. Session alt çizgi ID diyorum bu kez. Ne yapıyorum? Şuradaki session ID'mizi ekleyelim. Ctrl C. Geldik. Ctrl V şeklinde yapıştırdım. Araya ampersand koymayı unutmuyoruz. Session ID'mizi de ekledik. Listemizi yazalım buraya. List numaramız neydi? Liste numaramız. Geliyorum. Ya liste numaramız nerede? Gelelim. List. Arena liste
705-65-81. Geldim yürü postmeneye. Süslü parantezlerden kurtuluyoruz. 705-65-81 şeklinde yazdık. Listemize girdi. Remove item dedik. Remove item'da da ne yapacakmışız? Şöyle dokümantasyona baktığımız zaman remove item ne var şurada? Bakalım. ID'ler var değil mi? Remove item. ID'ler var. Ancak bize dokümantasyonda ne diyor? Definition'da pardon get request yok, bu farklı dokümantasyon ya. Ha, şuradaki remove muydu? Media ID'den bahsediyor. Media ID'yi bir deneyelim. Geliyorum şurada Postman'de remove item bir parametre olarak da media alt çizgi ID. Bu ne dersiniz? Vermiş olduğumuz, yani şu filmi sil diyeceğiz bu session ID'siyle, bu API key ile. Media ID olarak neydi? Mesela Star Wars'a bakalım. Star Wars'un ID'si. Star Wars'un ID'si 11. Bakın geliyorum şuraya. Yazıyorum. Tabii 11'den sonra bir ampersand daha koyayım ki bunun da farklı bir key olduğu belli olsun. Post dokümantasyon, post request'i send diyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi item'ın silindiğine dair mesaj aldım. Bakalım uzak repozitoryaya. Bakın artık arin listemizde Star Wars var mı? Refresh ettiğimiz zaman artık Star Wars filmi yok. Burası 5'e indi. Kendi uygulamamıza bakalım. Yine doğal olarak refresh ettiğimiz zaman artık ne olacak? Film sayısı 5'e indi. Tabii şuradaki artık Postman'daki request'i ne yapacağız? Kendi Axios içerisine yapacağız bunu. Geliyorum bakın. Delete'de artık şunu değil de bunu kullanacağız. Parametre olarak şuradaki API key'imiz ne oldu? API key React API key oldu. Bakın onu şöyle key'i o şekilde yazıyoruz. Şuradaki session ID'nin key'ini de aynı şekilde geldik. Ctrl V diye yapıştırdım. ENV lokalden React App Session ID şeklinde alıyorum bunu. Sonra şuradaki media ID değil de bu da ne olacak? Bu da bizim movie ID'miz olacak. Movie.id şeklinde yazdım. Kaydediyorum. Şuradaki session ID'nin geçerli olması için bir durduralım server'ımızı. Durdurduk. Tekrardan çalıştırıyorum. NPM start dedik. Uygulamamız tekrardan çalıştı. Tamam, şimdi uygulamamız tekrardan çalıştı. Gelmesini bekliyoruz. Gel hadi. Bakın uygulamamız geldi. Şimdi delete fonksiyonumuz çalışıyor. Bakın kendi yerel uygulamamda delete dedim. Bakın sildi. Refresh ediyorum. Artık herhangi bir şekilde ne oldu ya? Tekrar mı geri geldi? Delete dedik. Tamam, silme işlemi tamamlandı. Refresh dediğimiz zaman tekrardan geri geliyor. Neden geri geliyor? Çünkü geldik. Şuradaki arkadaşım FGS'de, Axios'da delete değildi. Şurası post olacak. Neden post olacak? Çünkü şuradan dokümantasyona baktığımız zaman biz ne yapıyoruz?
Biz post request yapıyoruz. Şimdi uygulamamızı bir refresh edelim. Tamam, 5 tane filmimiz var. Bakın. Şuradaki Lord of the Rings'i siliyorum. Lord of the Rings'i delete dedim, silindi. Refresh ettim, gelmedi artık bakın. 4 tane filmim var. Uzak API'ye bakıyorum. Uzak API'ime baktığım zaman şuradaki liste baktığım zaman ne durumda? Bakın, Arin liste artık 4 tane filmim var. Bu şekilde arkadaşlar ne yapmış olduk? Uzaktaki gerçek bir API üzerinden biz şuradaki get ve post işlemlerini başarılı bir şekilde yapmış olduk. Dediğim gibi arkadaşlar, biz film düzenleme, film ekleme işlemlerini daha kolay bir şekilde kendi lokalimizde yapacağımız için bu dersin sonunda ben tekrar bir önceki derse döneceğim. Bunun kodlarını GitHub'tan da alabilirsiniz. Ya da benim GitHub bilmeyen arkadaşlar için baştan yaptığım gibi şurada My Movies Copy şeklinde oluşturabilirsiniz. Biraz uzun olduğunun farkındayım. Kafanız karışmış da olabilir biraz ama en azından böyle bir gerçek API deneyimi de yaşamanızı istedim. Dersin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.